Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Infinix Note 12 VIP cep telefonunu inceliyorum. Şimdi arkadaşlar bu telefon bana yaklaşık bir ayı geçti elime ulaşalı. Bir aydır da kullanıyorum. Çeşitli testler de yaptım. Bu testler sonrasında da telefonla ilgili fikirlerimi bu videoda sizlere aktarıyorum. Telefonun dış görünümüne geçmeden önce birazcık markadan size bahsetmek istiyorum. Infinix Hong Kong merkezli bir marka ve ülkemizde de yaklaşık 1,5 ay önce falan bir giriş yaptı. 1,5-2 ay önce bir lansman yapıldı ve ben de o lansmanda bu telefonu yerimde görme fırsatı da elde etmiştim. Güzel de bir lansman oldu. Lansmanda hem bu model hem de VIP olmayan yani Note 12 isimli ikinci bir modelde tanıtıldı. Şimdi VIP modeli tabii ki takdir edersiniz ki daha gelişmiş bir model. VIP olmayan modele göre. Şimdi birazcık genel görünümden bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle kenarları yuvarlatılmış köşe kısımlarından bahsediyorum ama diğer kesimleri biraz daha böyle keskin hatta yakın hatları var telefonun. Herhangi bir kalınlık, incelik vesaire farkı yok. Nereden bakarsanız bakın aynı inceliği görüyorsunuz. Telefonun 4000 yanında sağ tarafa baktığımızda önden yani ekranın olduğu bölümde sağ tarafa baktığımızda güç açma kapama tuşumuz bir de ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Bu güç tuşuna bir de parmak izi okuyucu eklenmiş. Bunun dışında başka bir şey yok burada. Sol tarafta ise sim kart yuvası bulunuyor. Alt kısma baktığımızda kulaklık çıkışımız var. 3,5 milimetrelik hoparlör deliklerini görüyoruz ve tip C bağlantı yuvasını da görüyoruz. Üst kısımda da küçük bir hoparlör deliği var. Yani stereo hoparlör var. Bir de mikrofon deliğinin olduğunu da söylemiş olayım. Bunun dışında cihazın herhangi bir bağlantısı başka bir tarafı yok. Arka yüzü çevirdiğimizde böyle gümüş renkli bir bizim materyal bizi karşılıyor. Bu böyle dümdüz bir materyal. Hani elinizde bunun dokusunu hissedemiyorsunuz ama baktığınız zaman bir doku var. Böyle fiber cam tarzında özel bir malzemeymiş onu söyleyeyim. Telefonun kamera kısmı çok büyük tasarlanmış. Üst kısmında neredeyse böyle şöyle söyleyeyim 1/4'ünü falan işgal ediyor arka yüzün. Büyük olan tarafta 108 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Altta da 2 tane deliklerde de diğer kameralar yerleştirilmiş. LED lambamız var. Kameraların hemen yanında bir de VIP yazısını görüyoruz arkadaşlar. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik özellikler açıklamada mevcut. Ben öne çıkan bazı özellikleri söyleyeceğim. Diğer detayları merak edenler açıklamadaki uzun tarafa bakabilirler. Infinix Note 12 VIP'in 6.7 inçlik AMOLED ve 1080x2400 piksellik bir ekranı var. 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanımız var. Helio G96 işlemci, Android 12 işletim sistemi, ZOS arayüzü var ki markanın kendi geliştirdiği bir arayüz arkadaşlar. 108, 13, 2 olmak üzere üçlü bir kameramız bulunuyor. Bu ana kamera 2K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. NFC özelliğimiz var. 4500 mAh'lik pilimiz var. 120 Watt hızlı şarj ve fiyatı da 12.000 TL civarında. Gelelim telefonun kullanım özelliklerine. Şimdi yeni bir marka söyledim. Yeni Türkiye'ye giriş yaptı. Güzel özellikleri var. Çok enteresan özellikleri var. Bir kere Helio G96 biliyorsunuz MediaTek'in böyle orta seviye işlemcilerinden bir tanesi. Bu işlemci birçok farklı cep telefonunda da kullanılıyor günümüzde. Hemen hemen baktığımızda da performans anlamında günlük işleri fazlasıyla görebilecek. Oyun vesaire de ortalamanın birazcık üzerinde ama hani çok da yukarılarda olmayan bir kalite bize sunduğunu da söyleyebilirim. Ben bununla günlük işlerimi de yaptım. Oyunda oynadım. Başka işlerde yaptım. Herhangi bir sıkıntı oluşturmayan bir işlemci. Zaten hani rüştünü ispatlamış bir işlemci Helio G96. Günlük ihtiyaçlarınızda fazlasıyla kullanabileceğiniz gibi oyun vesaire gibi işlemlerde kullanabileceğiniz bir işlemci olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Ekranın 120 Hz'lik yenileme hızı özellikle oyun ya da film yani bir şey izlerken çok işe yarıyor. Oyunlarda da akıcı bir deneyim sizi sunuyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz 60, istiyorsanız 120, istiyorsanız otomatik de yapabiliyorsunuz. Bu özellikleri ayarlar menüsünde küçük bir yer var. Oraya girdiğiniz zaman siz kendiniz yapıyorsunuz zaten ve istediğiniz gibi de hani o performansı belirliyorsunuz. Tabii ki 120 Hz'e geçtiğinizde ister istemez pil ömründen biraz daha yemiş oluyorsunuz. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Ekranın AMOLED olması güzel. Özellikle oyunlarda veya bir şeyi izlerken, bir fotoğrafa bakarken, bir videoyu izlerken bu AMOLED ekranın faydalarını fazlasıyla görüyorsunuz. 120 Hz'lik bir yenileme hızı da bu ekrana eşlik ettiğinde değmeyin keyfimize oluyor. Şimdi telefonun bazı enteresan özellikleri var. Onlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Mesela anlık çeviri diye bir özelliği var. Bu Google'ın çeviri özelliğine çok benziyor. Siz konuşurken anında konuştuğunuz şeyi yazıya dönüştürebilen bir böyle kısa yol koymuşlar. Hatta menüde böyle parmağınızla indirdiğiniz zaman da çıkıyor. Ekranın sağ ya da böyle soluna hareket ettirebildiğiniz, ben şu an mesela oynuyorum. Hareket ettirebildiğiniz bir ikon var. O ikonu tıkladığınız zaman zaten o özellik aktif hale geliyor. İşte üzerindeki mikrofon simgesini tıkladığınızda da sizin söylediğiniz şeyleri otomatik olarak yazıya dökebiliyor. Şimdi mesela şu an konuşuyorum ve döküyor arkadaşlar. fena da yapmamış. Öyle söyleyeyim. Tabii ki mucize beklemeyin ama genel olarak çok iyi çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Bu tarafını beğendim. Bunun dışında böyle mesela kendine has bir Palm Store diye bir uygulama mağazası var. Oradan siz uygulama falan da indirebiliyorsunuz. Yani normal Google Play var zaten. Onda bir sorun yok. Yani Google servislerini zaten bu telefonla kullanabiliyorsunuz. Android 12 işletim sistemine geliyor. Bunu söylemiştim. Hani ekstradan da bir Palm Store diye başka bir uygulama mağazası da var. Oralardan da bir şeyler yükleyebiliyorsunuz. Yani standart olarak geliyor bu arada. Yani siz kendiniz de yüklersiniz sonradan ama burada standart olarak geliyor. Bu da enteresan olmuş. Böyle enteresan, ilginç, böyle farklı özellikler var. Temizleyici var. Bu birçok telefonda vardır zaten. Yani yeni bir özellik değil ama işte Phone Master diye bir şey var. O da böyle telefonun çerçöp dosyalarını falan temizliyor. Bu temizliği de aynı işi, benzer işleri görebiliyor. Böyle ilginç, bazı fantastik özellikleri var. İşte ekranın bir kısmını gizleyebiliyorsunuz. Hani yanınızda biri var. Üst kısımlarda bir yazı var. Onun görünmesi istemiyorsunuz. Ekranı böyle yarıya kadar ya da istediğiniz bir yere kadar şeffaflaştırıp o şeffaflığı da koyu ya da açık şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böyle değişik özellikleri var. Ben bunları çok beğendim ve farklı geldi. Normalde hani Android telefonlarda bulunmayan bazı böyle egzantrik özellikler de koymuşlar. Arayüze baktığımızda bu ZOS arayüzü bana birazcık Huawei'yi hatırlattı. Huawei'nin arayüzüne benzeyen bir arayüz var ama bir taraftan da baktığımda da hani Xiaomi'den de esintiler var. Onu da söyleyebilirim. Ama güzel bir arayüz. Hoşuma gitti benim. Yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman işte birçok uygulamayı anında görebiliyorsunuz. Sağdan yaptığınız zaman başka bir şey geliyor. Soldan yaptığınız zaman parmağınızı, yukarıdan aşağı hareketlerden bahsediyorum, başka şeyler gelebiliyor. İşte bu birçok şeyde var. Huawei'de var, Xiaomi'de var. Xiaomi'nin arayüzünde, Huawei'nin arayüzünde falan olan şeyler. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. Bu arayüz hani hoş, sıkıntı çıkarmıyor ve böyle gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz telefonu. Bazılarının özellikle aradığı bir teknoloji stereo hoparlör var. Bu fiziksel özelliklerde bahsettim. Alttakinden 4 tane delik var. Üsttekinde 2 tane var ama stereo evet veriyor gayet güzel bir şekilde. Ve bu ses konusunda da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onu söyleyeyim çünkü bunu bazen soruyorsunuz. Hani hoparlörler stereo mu değil mi? Evet, hoparlörler stereo. Yanımda görmüş olduğunuz bu masaüstü bilgisayarı kendime topladım. 30 yıl sonra kendime bir bilgisayar toplamaya karar vermiştim ve bunu da sosyal medyadan duyurmuştum. MSI Türkiye bana sağ olsun birçok donanım parçasını gönderdi. Eksik olanları da ki bir tek SSD ve RAM tarafında eksiklerim vardı. Onları da XPG Türkiye yolladı ve ben de bir tane işlemci aldım kendime. Onların detaylarını açıklamada sizinle paylaşacağım. Hani MSI Türkiye bana neler gönderdi, XPG Türkiye neler verdi, ben hangi işlemciyi aldım hepsini açık da yazılı olarak size ileteceğim ama birazdan onları da söyleyeceğim. Ve yanımda görmüş olduğunuz bilgisayarı 30 yıl aradan sonra tekrar bir kurulum. Kurulum zor olmadı benim için ama tabii ki 30 yılda birçok şey değiştiği için o kablo nereye takılıyor, bu kablo nasıl bağlanıyor gibi birazcık uğraşmam gerekti açık söylemek gerekirse. Böyle muhteşem bir işçilik yaptığımı da iddia etmiyorum ama şimdi görecek güzel bir bilgisayarda topladım. Hangi donanımlar var birazcık da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. İşlemci tarafında kendim aldığımı söylemiştim. Intel'in i5-12400F işlemcisini aldım. 12. nesil bir işlemci bu, biliyorsunuz. Üzerinde de ekran kartı bulunmuyor. MSI bana Max Forge 112. Bu arada bu stereo hoparlör meselesine fayda sağlayacak bir teknoloji daha var. O da Netflix'te yüksek çözünürlüklü videoları bu telefonla izleyebiliyorsunuz. Bunun için de bir kodek kontrolü yaptım ben. DRM Info diye bir program var. Onunla birlikte L1 kodeğinin olduğunu gördüm. Yani Netflix'e de benzeri platformlar, sadece Netflix için söylemiyorum. L1 sertifikasının olması önemli. L1 sertifikası olduğu zaman bu telefonu, o cihazı diyelim daha doğrusu, yüksek çözünürlüklü videoları izlerken de kullanabileceksiniz anlamına geliyor. Yani Netflix'te herhangi bir sorun yaşamadan yüksek çözünürlüklü videolarda, eğer abonenizde varsa tabi, bu telefonla izleyebileceksiniz. Bu da küçük ama önemli bir detay. Telefonun özellikleri arasında sanal RAM özelliği de bulunuyor. 8 GB RAM var dedik ama bunu siz 5 GB daha depolama alanından kullanarak arttırabiliyorsunuz. Yani toplamda 13 GB'a kadar RAM'i de olmuş oluyor. Tabii ki bu 13 GB RAM, o 5 GB'lık kısmı gerçek bir RAM hızında çalışmıyor ama yine de acil durumlarda ya da bu tarz böyle yüksek RAM istenen durumlarda günü kurtaracaktır diye düşünüyorum. Şimdi oyun oynatabildiğini söylemiştim. Ben Asphalt 9 ve PUBG falan gibi oyunlar yükledim. Oynuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok yüksek çözünürlük ya da çok yüksek kalite veremiyor. Zaten bu işlemcinin öyle bir iddiası yok. Ama ortalamanın bir tık üzerinde bir kalitede oyun oynayabiliyorsunuz. Oyunlarda sıkıntı yok. X Arena'da bir uygulaması da var. Hani oyunları istiyorsanız oradan da açabiliyorsunuz. Oyunlar biraz daha performanslı oluyor veya dıştan gelen işte çağrıları engelleme vesaire gibi özellikleri yine buradan açarsanız eğer oyunu daha kontrollü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bir nevi işte bazı telefonlarda vardır Game Booster, Game Info falan gibi böyle özel bölümler var. Oyunu oradan açtığınız zaman belli optik optimizasyonlar otomatik olarak devreye giriyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi gelelim telefonun iddialı olduğu taraflardan bir tanesi olan kamera meselesine. Şimdi kamera gerçekten de çok başarılı. Ben onu çok beğendim. Onu söyleyebilirim. Yani arayüze girdiğiniz zaman zaten otomatik olarak bir AI cam bizi karşılıyor. Burada isterseniz HDR'yi açık ya da otomatik veya kapalı kullanabiliyorsunuz. 108 megapiksel çekebilmek için yukarıda bir mini tuş var. O tuşa basmanız gerekiyor. Oraya bastığınız zaman 108 megapiksel modu aktif olmuş oluyor. Geniş açımız var. Ultra geniş açımız. Bir de 2x zoom yapabiliyor. 2x ile 0.6x arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hem geniş açımız var, hem 1x normal kameramız var, hem de 2x kameramız var. Ana kameradan bahsediyorum bu arada. Ana kamera 2K 30 fps video çekiyor. Bunu beğenmedim. Açık söyleyeyim. Hani bu işlemci daha yüksek çözünürlüğü kaldırır mı? 4K 30 fps belki kaldırabilir. Hani diğer markalardaki ürünlerinde bilmiyorum. H96 çok karşıma çıkan bir işlemci olmadı bugüne kadar. 2K biraz garip olmuş ama yine de hani Full HD değil. Full HD'den daha iyi ama 4K'da değil. Bence bu 2K yerine 4K olsa sanki daha iyi olurdu ama belli kısıtlamalar olur diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Video modumuz var. Kısa video modumuz var. Ana kameradan bahsediyorum. Güzellik modu var. Portre modumuz var ve süper gece modumuzun olduğunu söyleyeyim. Şöyle yukarı doğru çektiğimizde de başka özellikler de geliyor. Pro modu var, ayar çekim var, güzellik var, işte dökümanlar var, panorama var, hızlandırılmış çekim var. Bu gibi özellikleri yine telefonun kamera tarafıyla kullanabiliyorsunuz. Süper gece modu hem videoda hem fotoğrafta var. Hem ön hem arka kamerada çalışıyor. Bu önemli bir detay. Çünkü bazılarında biliyorsunuz sadece ana kamerada çalışır, arka kamerada çalışır yani. Ön kamerada bu özelliği kullanamazsınız. Hani hem videoda hem de fotoğrafta çok işe yarıyor. Titreşim engelleme modu var video tarafında. Fakat bunu OIS değil. OIS olmadığı için, yani optik imaj sabitleme özelliği değil. OIS yapılmadığı için birazcık kroplama oluyor. Yani o modu aktif hale getirdiğinizde videoyu çekerken titreşimler bayağı azalıyor. Evet ama bir kroplama yaptığı için biraz daha dar bir alanda çekim yapmış oluyorsunuz. Ama bence güzel bir özellik ki hem ön hem arka kamerada da bu titreşim engelleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani kamera için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Infinix burada gerçekten de iyi çalışmış. 108 megapiksel çözünürlük gerçekten de işini görüyor. Gerçekten de güzel bir şekilde çalışıyor. Kameraların diğer özellikleri hem ön hem arka hem de arkadaki kameraların farklı özelliklerini birçok alanda kullanabiliyorsunuz. Güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi sizleri Infinix Note 12 VIP cep telefonunu çektiğim fotoğraf ve video örnekleriyle baş başa bırakıyorum. Daha sonra inceleme devam edecek. İzlemekte olduğunuz videoyu Infinix'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 2K video kayıt yapabiliyor ön tarafta. İşte görüntü kalitesi de bu şekilde. Evin balkonundan çektiğim bir video bu. Tabii ses kalitesini de yine mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Umarım fotoğraf ve video örneklerini beğenmişsinizdir. Yeri gelmişken bu pil meselesinden ve şarj konusundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu telefonda 4500 mAh'lik bir pil bulunuyor. Kutusundan çıkan 120 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü var. Kablosu da çıkıyor. Her şey çıkıyor arkadaşlar. Hatta kulaklık da çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Kulaklık bile var. Bu da güzel bir şey. Hatta kılıf da var. Hatta ön koruma ekranı da var falan. Böyle bir sürü şey çıkıyor kutusundan. Hatta onları çektim ben. Bir sürü şey çıkıyor. Samsung işte ve Apple artık hani hiçbir şey koymuyor neredeyse. Bir kablo koyuyor. Adaptörü vesaire hiçbir şey yok. Infinix ne bulduysa koyuyor. koymuş kutunun içine. Teşekkür ediyorum buradan. Güzel bir hareket bu. Devamında gelmesi temennisiyle diyorum. Bu 120 wattlık adaptörle birlikte telefonu 17 dakikada şarj edebileceğini iddia ediyordu marka. Şimdi ben bu iddiaları biliyorum. Çok duydum ama test etmeden de duramam. Ne yaptım arkadaşlar? Test ettim. Gerçekten de 17 dakika 58 saniye yani 18 geçmedi. Tam 17 dakika ki benim hemen başlatmadığım için belki 10-15 saniye bir hata payım da olabilir. Ama 17 dakika içinde şarj etti ve gerçekten de çok hızlı şarj ediyor. Biliyorsunuz ben daha önce Xiaomi 12 ailesini de test etmiştim. Onun da 18 dakika hızlı şarj iddiası vardı kutusundan çıkan adaptörle. Fakat ben onu bulamadım. Söyledim de videoda, inceleme videolarında. Burada buldum arkadaşlar. Infinix yapmış. Helal olsun diyorum. Gerçekten de hızlı bir şekilde yaptı. Hatta ben işte 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gibi tek tek yazdım. Şimdi onu da şuradan bir yerden, ya şuradan ya şuradan koyarım. Siz de ekranda görürsünüz. Hani 1 dakikada %7 şarj oluyor mesela. 5 dakikada %42, 6 dakikada %48, 10 dakikada %69 ve 17 dakikada da %96. 17 dakikanın sonunda da %100'e ulaştı. Gerçekten de test ettim. Hızlı bir şekilde şarj ediyor ve bunu da test etmiş, onaylamış oldum. Şimdi gelelim pil ömrüne arkadaşlar. Infinix Note 12 VIP pil ömrü tarafında birazcık düşük bir rakam verdi bana. PCMark batarya testi yapıyorum ben biliyorsunuz. 9 saat 20 dakikalık bir rakam yaklaşık olarak verdiğini söyleyeyim. Çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu 10 saatin altına kalınca bence birazcık düşük oluyor ama tabii ekran 120 Hz, ekran çözünürlüğü yüksek, AMOLED ekran, işte bir sürü özellik var, çalışan bir sürü şey var. Evet, bir şeylerden fedakarlık yapılmış, onu görüyorum ama 9 saatte biraz az. Yani bu günlük kullanımda 1-1,5 günü, hani 1,5 günü zorlasanız ancak ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. 2 gün olsa bence daha iyi. 13-14 saat olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama baktığımda da hızlı şarj olması vesaire gibi özelliklerden dolayı da bunun çok da büyük bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Gelelim Infinix Note 12 VIP'in fiyatına. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle resmi satış fiyatı 12.000 TL civarındaydı ama piyasada 11.500'e falan bulabiliyorsunuz. Şimdi bazılarınız şunu söylüyordur. Ya işte Helio G96 işlemcili bir telefona da tutup da 12.000 lira verilir mi? 11.500-12.000 lira verilir mi? Evet, haklısınız çünkü 6.500-7.000 liradan başlayan fiyatlar söz konusu benzer işlemciyi kullanan telefonlarda. Ama orada bir muhalefet şerhi koyacağım. Tabii ki o telefonların kameraları bu kadar iyi değil. İşte kutusundan 120 wattlık adaptör çıkmıyor. Bu kadar hızlı şarj olamıyor. Yani bu özellikleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor birazcık bence. Ama fiyat yüksek mi? İşlemci olarak bakarsak evet fiyat yüksek. Ama özellik olarak bakarsak bence çok yüksek değil. Hatta hani ben bu özellikleri istemiyorum. O kadar iyi bir kamerası olmasın. 120 watt hızlı şarjı olmasın derseniz markanın daha uygun fiyatlı ya da 7.000-7.500 lira civarında olan yine aynı işlemciyi kullanan VIP olmayan sürümü de var. Yani Infinix Note 12 modeli de var. Ona da bir göz atabilirsin diye düşünüyorum. Hani bu birazcık işlemci aynı evet ama özellik açısından baktığımızda, fonksiyon açısından baktığımızda çok daha farklı fonksiyonlarla karşımıza çıktığını söyleyeyim. O yüzden ya bunda da G96 var, öbüründe de var ama onun fiyatı bunun yarısı kadar gibi karşılaştırmalar çok doğru olmayacaktır. Elma ile armutu karşılaştırmak gibi olacaktır. O yüzden bence o açıdan bakmamanızı öneririm. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Infinix Note 12 VIP cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de hepsine yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Neden? Bir markadan bir şey istediğiniz zaman kaç abonem var diye soruluyor. İlk soru bu arkadaşlar. O yüzden videolarımı beğeniyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız, beni de çok seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz de bir kontrol edin, bir bakın. Hani ben bu adamın videolarını izliyorum ama acaba abone miyim diye bir kontrol edin. Abone olanlara teşekkür ederim. Olmayanlar da en kısa zamanda olursa çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.